Yeni bir videodan hepinize yeniden merhabalar. Kanalımıza hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Rusya'da bir haftayı devirdik. Kendimize 3-4 gün mola verdik. Her gün 500 kilometre sürmek bizi gerçekten yıprattı. Zaten siz de önceki videoda görmüştünüz. İzlemediyseniz hemen bir önceki videoya sizleri bekliyoruz. Böyle büyük bir ülke olamaz yani. Bir şehirden bir şehre nasıl gidiyoruz ben hiç anlamıyorum. 2-3 gün molanın ardından yeniden yola çıktık. Max'la beraberiz. Max bizi evinde misafir ediyor. Çok güzel de vakit geçiriyoruz. Hem de dinleniyoruz. Şimdi bizi doğduğu şehre götürüyor. Misa şehrine gidiyoruz. Orada güzel gezilecek yerler varmış. Hatta göller varmış. Hepsini hep birlikte göreceğiz. Ama önce bir şeyler atıştıracağız. Sen git bir şeyler alsın. Ben gidiyorum. Bu yiyecek çöreğe benziyor. Bize fotoğraflarını gösterdi. Geldiklerinde nasıl bir şey olduğunu hep beraber göreceğiz. Çok merak ediyorum ben tadını. Rusya'da çok farklı yiyecekler denedik. Özellikle bir şehirde tüm yiyecekleri denedik. Burada da farklı bir şey deneyeceğiz. Yes, the common name is pirashki. Pirashki. But this one it's called bilash. Bilash. Yes, with meat. Pirashki yemeye geldik. Burada çok meşhur bir mekan varmış. Çelyabinsk'ten yola çıktık ve çok güzel bir gölü görmek için başka bir şehre doğru gidiyoruz. Ve arada pilonşk yapan güzel bir yer varmış. Yemeğe geldik. Evet. This with meat, this with potato, and this one with cabbage. Yes. This is... I think best one this. Lahanalıyı deniyorum ilk. Neyli? Lahana. Her yerde lahana bahçeleri var. Bildiğimiz pişi ya. Ben de çöreğe benziyor dedim. Pişi direkt. We have this in Turkey. And we say pişi. Okay. Or çörek. Çiğ börek. Çiğ börek. Ah, çiburek. We have Russian çiburek. I think it's the same. Ben de deneyeceğim. Hangisi? Oh. Bu mu? It's our traditional food, but it's just like a fast food. So tasty. Son duruşumuzdan 70 kilometre sonra Turgoyak Gölü'ne nihayet varabildik. Çok sessiz ve çok dinlendirici bir ortama sahip. Buranın suyu oldukça temizmiş. Baykal Gölü ile karşılaştırılabilir seviyedeymiş. Baykal Gölü Rusya'nın en büyük gölü ve en temiz suya sahip olduğu bir göl. Buranın suyu da Max'ın söylediğine göre son 5 yıldan önce neredeyse içilebilir seviyedeymiş. Şu anda oldukça temiz görünüyor. Soğuk demişti ama bence soğuk değil. Ben içine girdim az önce. Çok güzel bir görmüş. Eğer hava bu kadar soğuk olmasaydı takımın esintisinden rüzgarı anlayabilirsiniz. Eğer bu kadar soğuk olmasaydı yüzebilirdik. Hava şu an 20 derece civarında. Zaman zaman ormanın içerisine girdiğimizde daha da düşebiliyor. Burası kış aylarında tamamen buz tutuyormuş ve içerisinde buz pateni yapıyorlarmış. Çok farklı bir noktaya geldik. Çok doğal yerlerden geçiyoruz. Her yer orman, her yer yemyeşil. Rusya'nın diğer geçtiğimiz yerlerine hiç benzemiyor. Şaşkınlıkla seyahatimize devam ediyoruz. Bu göller nasıl oluştu hiç bilmiyoruz. Rusya içerisinde 200'den fazla bu tarzda göl varmış. Hepsini gezemesek de birkaçına uğruyoruz, uğramaya çalışıyoruz. Bir yıl öncesine kadar bu görmüş olduğunuz kumlar burada yokmuş. Aynı zamanda bu park da burada yokmuş. Bu parkı yeni yapmışlar, kumları da yeni sermişler. Tam bir plaj havası vermişler. Zaten insanlar da burada gördüğünüz gibi eğleniyorlar, yüzüyorlar. Şimdi şehir merkezine gidip biraz kahve alacağız ve yolun tadını çıkartacağız.
göl kenarına başka bir yoldan iniyoruz şu anda. Daha farklı bir yere doğru gidiyoruz. Patikaları kullanıyoruz. Bakalım bizi nereye çıkartacak. Konuşsana. Far görmüş tavşan gibi. Senin bugün sessizliğin üstündesin. Ben bugün nedense kendimi biraz yorgun hissediyorum. Allah Allah. 3 gündür dinleniyoruz. Rusya'nın yorgunluğu çöktü üzerim. İstersen gir bir serinle suya. Ben bir buz gibi ama ya, baksana üstüme. Montlarla duruyoruz ya resmen. Patikanın bizi getirdiği son nokta burası oldu. Sahile ve göle yukarıdan bakıyoruz. Yelkenliler. Burası çok güzelmiş. Tam kamplık. Aa, şunun içine kamp kurulur. Bence yanımızda bir tane taş taşımalıyız. Bugün yaklaşık 550-600 kilometre yol yaptık. Ve artık hava kararmaya yakın güzel bir tır park alanı. Yolun dışından böyle yolla geliyor ve otopark gibi 3 tır park etmelik bir alan bulduk. Aslında oraya kuracaktık ama sonra tırlar gelir, bir sıkıntı olur diye. Böyle de bir toprak yol olunca hemen tır park alanının yakınında bir yere çadırımızı kurduk. Motosikletlerimiz de çok rahat girdi ve alan dümdüz. Etrafta ağaçlık alanlar var. Ama ortada olmak bir yandan daha güvenli bizim için. Çünkü birisi bize zarar vermek isterse, bu yol hep işlek bir yol olduğu için ve şehire yakın olduğumuz için biraz tedirgin olacaktır. Ama ormanın içinde zarar vermek isteyen daha kolay zarar verir. O yüzden böyle bir alanda daha güvende olacağız. Güzel yer bulduk, güzel. Çadırımızı da hava kararmadan kurduk. Güneş batmak üzere. Şimdi yemek işini halledeceğiz. Çadır kuruldu, yemek hazırlandı ama çadırın içerisindeyiz. Yağmur yok, fırtına yok. Sivrisinek yağmuru var. Dolayısıyla buraya kurulduk. İçeri kaçtık. Değişik bir yemek oldu. Kuru fasulyenin içine pirinç attık. Kuru fasulye pilav etkisi yaratır belki dedik. Umarım yaratır. Güzel bir yemek oldu ya. Çok güzel geldi. Çok sağlıklı. Sabah 9'da uyandık. Direkt olarak çadırımızı topladık. Şimdi de motorların gölgesine, kuytusuna sığındık. Kahvaltımızı yapıyoruz. Kahvaltıda her zamanki gibi yumurtamız var. Ama bir şeye değinmek istiyorum. Motorların gölgesine sığınmak değildi amacımız. Aslında rüzgarı kesmekti. Çünkü güneşe ihtiyacımız var. Hava gerçekten çok soğuk. Bu arada bir de özel olarak kendi salatamız. Dökülüyor. Yağlı, kekikli bir salata yaptık. Çoban salata. Yağlı. Çok güzel oldu. Birazcık tabii kendimizi iyi beslememiz lazım. Yine çok uzun bir yolumuz var. Her gün İstanbul, Ankara yapıyoruz. O kadar zor ki. Bazen daha uzununu da yaptığımız oluyor. Bir sonraki gün mesela 650 yapacağız. Evet. Ben buna mecburuz. Çünkü arada sadece benzin istasyonları var. Küçük köyler var. Köylerde zaten kimseyle hiçbir şekilde anlaşamıyoruz. İran'da da konuşamıyorduk. Ama bir şekilde anlaşıyorduk. İnsanlar anlaşmaya yanaşıyordu. Çünkü telefondan, translate'den bir şekilde anlaşabiliyorduk. Ama burada kesinlikle anlaşamıyoruz. Neden böyle oldu hakkında bir fikrimiz yok. Mesela translate'i açıp translate'e söylemek istediğimiz şeyi yazıyoruz. Adama gösteriyoruz, adam okumuyor. Sadece kendi söylemek istediklerini bize söylüyor Rusça olarak. Ama bizim söylediğimize ya da yazdığımıza hiç bakmıyor. Dolayısıyla hiçbir şekilde iletişim kuramıyoruz. Çok farklı. O da belki şundan kaynaklı olabilir. İnsanlar telefona çok alışık olmayabilir. Çünkü gerçekten kuytu köşe yerlerdeyiz. Belki de telefona alışıklarsa bile onun sesiyle onu çevirebileceğini bilmiyor olabilir. Bunlar gayet doğal şeyler.
Ama biraz öğrenmeye de kapalılar gibi geldi. İran'da İngilizce bilen bulabiliyorduk, burada gerçekten bulamıyoruz. Tabii ki biz Moskova taraflarından bahsetmiyoruz. Rusya çok büyük bir yer olduğu için kırsal alandayız. Kırsal alanlardan bahsediyoruz. Moskova tarafları muhtemelen Avrupa gibidir. Herkes İngilizce biliyordur. Bilmiyorum ama öyle olduğunu tahmin ediyorum. Çünkü Türkiye'ye gelen turistlerden biliyoruz. Bakalım yani nasıl olacak, nasıl devam edecek? Şu anda 2000 kilometre yolumuz kaldı. Bugün yapacağımız kilometre 450, yine bir ev bulduk. Çok yakında bir şehirdeyiz. Kahvaltımızı edip hemen yola çıkmak istiyoruz. Günlerimiz gerçekten zor geçiyor. Omsk'a doğru ilerlemeye devam ediyoruz. İlerledikçe hava soğumaya başladı ve yağmur geliyor. Hava soğuduğu için biz de mont içliklerimizi artık giymeye karar verdik. Hem yağmurluk hem de ısıtıcı katmanını giyeceğiz. Su da burada bir şeyler atıştırıyor. Çok mu üşüyorsun? Enerji alıyorum. Hava 14 derece bu arada. Akşamlarda 6-7 dereceye düşüyor hava karardıktan sonra. Hazırlanıp yola devam edeceğiz. Mola verdik. Böyle yerleri bulmak gerçekten zor. Kahve içtik. Ve biraz da acil birkaç işimiz vardı bilgisayarda. Berkay şu anda onlarla uğraşıyor. Yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Size bu benzinlikte video çekmemin sebebi Rusya'nın bu kadar ücra yerlerinde bizim hangi markalarımız var onları göstermek istedim. Çünkü bunları görmek çok mutluluk verici. Bütün her yerde Lipton'ları görebiliyoruz. En önemlilerinden bir tanesi bu. Diğeri, Berkay Familia da bizim değil mi? Galiba. Sanırım Familia da bizim. Familia var. Familia'yı çok sık görmüyordum. Burada ilk defa gördüm. Diğer en önemlilerinden bir Lipton tanesi. Lipton bizim değil. Lipton bizim. Değil. Unilever. Hadi ya. Bizimmiş gibi olsa. Neyse. Bizim gerçek bir markamız Arco. Arco'da mı Unilever yok? Arco. Arco'yu her yerde görüyorum. Palmolive. Ve bizim olsa gerek. Değil. O da mı bizim, o da bizim değil? Colgate, Palmolive, grubu. Palmolive de var. Hiçbir şey yokmuş yani. Arco var. Arco. Bütün gururumuz Arco'ya doğru yönelebilir. Bugün de 450 kilometrelik boş seyahatimizin sonuna gelmek üzereyiz. Son 17 kilometremiz şehir merkezine. Çok üşüdük ya. Üşüdük. Hava 12-13 derecelerde. Üstelik başımıza ne geldi? Sesi duyuyor musunuz? Azıcık gaz ver. Sanki Akrapa 3 takmış gibi ses çıkartıyor. Muhtemelen katalizör de aldı egzozun içerisinde. Saçma sapan işler serimizde. Bugün de bunu yaşadık. Fakat katalizör neden dağılır? Ya normalde dağılmaması lazım. Aslında birkaç sebebi var. Birincisi eskimesi. Bizim motorumuz daha 25 bin kilometrede. Eskimiş olması imkansız gibi bir şey. 25 bin kilometrede hiçbir katalizör dağılmaz. Bir de yılı da yeni yani. Yılı da yeni. 2019 model. Hani durduğundan bozuldu desek o da imkansız. Burada geriye kalıyor iki seçenek. Birincisi biz iki gündür 120 kilometre hızla seyahat ediyoruz. Dolayısıyla motosikletler fazla ısınıyor. Birinci sebep bu olabilir. İkincisi ise egzozla alakalı bir sebep olabilir. Ancak artık Türkiye'ye gittiğimizde mi bir çözüm ararız? Onu da zaman gösterir. Bir sebep daha var aslında. O da şu. Sen birkaç kere düştün ya motosikletle. Ama o sebep olamaz. Çünkü koruma demiri her zaman... Koruma demirinden ziyade bu şey. Düştüğünde katalizörün yerinin böyle değişmesi, bağlantı yerlerinin sallanması buna sebep oluyor olabilir. Bu da bir ihtimal. Ya yani birkaç sebep var. Ben bu seçeneği mantıklı bulmadım. Çünkü giderken de çok fazla sallanıyor zaten.
Ben o kadar sert hiçbir zaman düşüp sürüklenmedim ki. Olduğum yerde devrildim yani. Gökkuşağına bak, tam karşımızda. Ay ne kadar büyük ve güzel. Bugün sürekli geçtiğimiz yerlerde yağmur yağdı. Ama biz hiçbirine neyse ki yakalanmadık. Bir de o problemi yaşamadık. Ya hep önümüzdeydi yağmur ya hep gerimizde kaldı. Bir ara çok fırtınaya yakalandık. Motosiklet 90 falan geçemedi yani. O kadar sert rüzgarlar vardı. Şu an şehir merkezindeyiz. Gayet iyi durum. Gideceğimiz eve 15 kilometre var. Omsk şehrindeyiz bu arada. Kırmızı. Ve çok acıktık yavaş yani. Yavaş. Çok aşırı acıktık. Kahvaltıyla duruyoruz resmen. Saat şu anda, bu Türkiye saati, 6.30. Biz yine bir saat kaybettik buraya gelirken. Evet. Şehir değiştirince zaten bir saat kaybediyoruz. Gelirken de kazana kazana geleceğiz. Şu anda Türkiye'den 3 saat ilerideyiz. Bakalım Omsk'ta bizi neler bekliyor. Umarım güzel şeyler vardır da biraz moralimiz yerine gelir. Yani gezme olarak Omsk'ta çok güzel bir şey olduğunu sanmıyorum. Araştırmıştım çünkü. Ama evinde kaldığımız kişi umarım çok iyi bir insandır. Ve rahat bir şekilde bugünü atlatırız. Artık bir Altay Cumhuriyeti'ne girip şöyle bir gezmenin tadını doyasıya çıkartmak istiyorum. Gökkuşağını umarım görebiliyorsunuzdur. Çok güzel görünüyor burada. Omsk'ın artık tam ortasına geldik herhalde. Evet, tam merkezdeyiz. Gökkuşağı hala devam ediyor. Bak buralar ıslak. Daha yeni yağmur yağmış. Büyük şehirlerde trafik hep oluyor ya. Şu ileriden sağa döneceğiz su. Tamam. Galiba ışıklardan. Evet, yo. Biraz daha gidiyormuşuz. Geçeceğiz mi ışıkları? Geçeceğiz. Bir sonrakinden gireceğiz. Neye üzülüyorum en çok biliyor musun? Bu yıl yazı kaybettik. Evet, bu yıl yazı hiç yaşayamadık. Ama bu yılın sonuna doğru sanırım herkes kış yaşarken biz yazdık. Galiba öyle olacak. Ya bu yıl yazı yaşadık aslında ama biraz fazla yaz yaşadık. Çok sıcak yaşadık. Doğru, İran'da yaşadık. Ve tatil yapmadık yani. Tatil denemezdi. Bilmiyorum başka tatilde nasıl olacak. Biraz nankörlük yaptım galiba. Sağa giriyoruz. Bizi yorumlarla taşlayacaklar. Yavaş. Kaydı. Kayarsın, lastik bitti. Neyse daha bitmesin. Bir sonraki lazım. Şehrimizde zaten lastik değiştiriyoruz artık. Altay'a girmeden mi? Evet evet. Bence Altay'dan çıkarken değiştirelim. Bence değiştirelim. Sola giriyoruz. Oh. Yine mi kaydın? Yok. Kaymadım. Otoparkı da varmış. Güzel. Çok güzel bir yere geldik gibi hissettim. Evet, çok güzel bir yere geldik galiba. Arayalım. Tamamdır. Deminki sitenin arası değilmiş. Farklı bir yere geldik. Şimdi tam karşısındaymış. Burada genelde konum attıktan sonra bina numarası söylüyorlar. Şimdi camını da gördük evin hemen üstümüzde. Görülebilecek şekilde park ettik buraya. Çok soğuk. Saat 7. Ve biz yukarı doğru çıkıyoruz. Dün geldik. Burası kaldığımız evin mutfağı. Epey bir dinlendik, uyuduk, duşlarımızı aldık sabah. Henüz kahvaltı yapmadık ama uyanalı bir 3-4 saat oldu. Şimdi ev sahibi işten bizim için geldi ve bizi kahvaltıya götürecek. Evden çıkmak için hazırlandık. Günaydın, günaydın. Günaydın. Şimdi evden çıkıyoruz ve hem bir şehir turu yapacağız kısaca hem de kahvaltıya gidiyoruz.
Eskiden şehir turlarını sandalet giyip yapardık. Artık motosiklet botlarıyla yapıyoruz. Havalar soğudu malum. Üşümeye son. Artık üşümüyoruz, neden? Çünkü bot giydin, o yüzden. Bence hava ısınmış. Dün bu kadar sıcak mıydı sence? Dün bu kadar sıcak değildi ama yarın daha soğuk olacak su. Şimdi şavurma yemeye geldik. Burada ünlü bir şavurmacı varmış. Çok da lüks bir caddedeyiz. Şöyle göstereyim etrafı. Sanırım eski bir yer değil ama güzel yapılmış. Biz de tavuklu istedik. İki seçeneğimiz vardı. Domuz veya tavuk. Tavuğu tercih ettik. Şimdi hazırlanıyor. I'll take a local drink. I don't know if you like it or not, but you should try it and you won't find it. Okay, thank you. Şuraya otursak daha iyi olacak. Şavurmalarımızı aldık. Bu bizim Rusya'da denediğimiz ilk sokak lezzeti olacak. Çok farklı bir kokusu var. Şimdi bizim için lokal bir içecek almaya gitti. Ne alacağı hakkında hiçbir fikrimiz yok. Galiba kahve tarzı bir şey çünkü kahve dükkanı orası. Ekmek de bir garip su, turuncu. Çok güzel, soslu bence. Gerçekten çok güzel ama şeye benziyor bence. Tatar sosludur ama. Biraz daha hafif ama. Biz tavuk tercih ettik. O da tavuk aldı. Ben bayıldım. Enjoy. Çok farklı bir şey. Armutlu bir şeye benziyor. İçinde armut var dedim ama içinde armut yokmuş. Mantar ve şekerden oluşuyormuş. Gerçekten armuta benzer bir tat var ama yani tam da anlayamıyorsun. Çok farklı. Probiyotik sağlıklı bir içecekmiş. Fermente bir içecek. Şey gibi, şalgam gibi. Şalgam gibi, evet. Dostoyevski'nin anısına yapılmış bir heykelin önündeyiz şu anda. Bu kadar ünlü bir yazarın memleketine gelmek çok güzel. Tam yanımızda da drama tiyatrosu var. 19. yüzyıldan kalma. Tarihin içinde yüzüyoruz resmen şu anda. Burası Dostoyevski'nin 4 yıl kaldığı hapishanenin kazı çalışmasının olduğu yermiş. Görüyorsunuz etrafta binalar var. İlk defa böyle bir kazı çalışması görüyorum. Binaların ortasındaki park ve açık. Kimse de girmiyor. Sadece dışarıdan bakıyorlar. 4 yıl boyunca Dostoyevski'nin hapishanede kitap yazmasına izin verilmemiş. Hiçbir şey yazmasına izin verilmemiş. This is the remains of the foundation of the prison. Bu kapı Omsk'tan Tara'ya giden yolun geçiş kapısıymış. 1792 yılında yapılmış ve halen ayakta. Evet, biraz revizyona uğramış ama tabelayı görüyorsunuz. Tabela hala orijinal. İlk günkü tabelayı korumuşlar. Ve üzerinden hiç sökmemişler. Ve bulunduğumuz yol şu anda kaldırım. Yol değişmiş. Yan tarafa geçmiş ama kapı değişmemiş. Kapı olduğu gibi durmaya devam ediyor. Şu an Tara'ya giden yolda yürümeye devam ediyoruz. Kısaca Tara şehrinden de bahsetmek gerekirse Omsk şehrinden 122 yıl daha eski bir şehir. Daha küçük ama daha geleneksel. Burayı geleneksel yapan şey ise eski ve ağaçtan yapılmış olan evleri. Onlar da halen daha korunuyormuş. Biz Tara'ya buradan geçer miyiz emin değilim. Çünkü aramızda 400 kilometre yol var. Bu taraftaki daha kahverengi olan Om Nehri, diğer taraftaki ise İrtiş Nehri. Zaten şurada da bir tane daha kapı var, görüyorsunuz. Göster. O da İrtiş Kapısı diye geçiyor. İki nehir burada birleşiyor ve birleşerek
bu tarafa doğru devam ediyor. Tam şu an birleşme noktasındayız. İrtiş Nehri Çin tarafından geliyormuş. İlk defa Çin'e yakın olduğumuzu hissettiren bir bilgiyle karşı karşıyayız. Buradansa Novosibirsk'e doğru gidiyormuş. Novosibirsk'te bir daha göreceğiz bu nehri. Orada da Sibirya'daki sularla birleşip okyanusa doğru atılıyor. Yaklaşık 2 saatte hem kahvaltımızı yaptık hem de tüm şehri gezmiş olduk. Şimdi yeniden eve doğru gidiyoruz. Bugün biraz dinleneceğiz. Yarın sabah erkenden de yeniden yola koyulacağız. Yarınki rotamız 650 kilometre. Oldukça uzun. O yüzden sabah erkenden çıkacağız. Yarın bir de yağmur gözüküyor. Biraz da üşüyeceğiz galiba bu sebepten dolayı.